Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Arkadaşlar nereden okuyor demeyin. Çünkü saat 7:30-8'de başlamamız gerekiyor. Yarım saat birbirimize sohbet edeceğimize ben size lazım olacak bazı malzemeler okuyayım. 8'de başlayacağız. Tamam. Nedir o? Kur'an'da çıkartılan psikoloji. Yap, yapma, deme, git, gitme. Tamam. Şimdi Kur'an'ın her bir ayetinin mutadit manası var. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Sırrınca aynı bir ayet, aynı ayet çok çeşitli manalara ihtiva ediyor. Psikolojidir, tedavidir, hükümdür, ahkamdır, mazidir, mustakbeldir, şifrelidir. Bir sürü özelliği var. Tam her bir ayetin 40 tane icaz manevisi var der Risale'de. Ben psikoloji noktasında baktığımı size ya 25 dakika, 8'de başlayacağımız için beni böyle Mehmet duyar, böyle yap, 5 dakika kaldı deyince keseyim. İsra suresi. Sıfama psikoloji. Lugata bakarsan, meale bakarsanız belki aynısını göremezsiniz. Oradan psikoloji gözüyle bakıp da çıkarttığımız. İkinci ayet. Benden başkasına güvenip dayanmayın. İsra, ikinci sure, ikinci ayet. Benden başkasına güvenip dayanmayın. 8. ayet. Bir daha söyleyeyim yeni gelen. Yani ayet şeylerini çıkartıyor, onları okuyor demeyin yani 25 dakikanızı doldurmak için. 8. ayet. Ceza amel cinsindendir. Ama eğer yine fesatçılığa dönerseniz biz de cezaya tekrarlarız. Yani Allah'ın adeti başka bir ayette diyor ki siz değişmedikçe Allah sizin hakkınızdaki verdiği kararı değiştirmez. Korkma, elinden almaz. Ama sizin başınıza gelen el cezao min cinsil amel. Yani ceza mıdır bu sıkıntı? O cinsten ameliniz vardır. Ceza cinsi ameldir. Yani ceza amelinizin cinsinden geliyor. Yani sana böyle musibet tombala çeker gibi sana musibet gelmemiş. Musibet isabetten geliyor. Sana isabet ettirilmiş kasten. Musibet isabet etmiş. Dolayısıyla ceza aynı amel. Yani amel cinsindendir. Bizim başımıza gelen sıkı musibetler isabet etmiş. Yani bilerek o taş atılmış. Atılmış. Şimdi daha önceki ayetlerde diyor ki Allah çok acıyandır, merhametlidir. Dönün diyor. Dönünce Allah hükmünü kaldırıyor. Ama eğer yine siz fesatçılığa dönerseniz ben de tekrar cezaya dönerim. 8'de 32. ayet. 8'de 32. ayeti birleştirdim. Yaptıkları günah, kötülük ve zulümlerinden dolayı başlarına bir şey gelmemelerinden Allah'tan şüphe ve inkara gittiler. Yani hani günah da yapıyoruz, başımıza bir şey gelmiyor ya. Çok da ilginç ha. Şüpheleniyoruz, acaba Allah beni bıraktı mı? Hakikaten böyle birisi yok mu? Bir de biraz da tehlike tarafı var ha Resulü. Çok ilginç bir ayet. Hani yaptığımız zulümler, hatalardan dolayı bir ceza da gelmiyor. Ya Allah beni bıraktı ya da böyle birisi yok tabii. Yani ceza gelmesi de seni bilden, seni gözetleyen, sana o musibeti vererek sana onu isabet ettiren birisinin varlığını ispat ediyor. Ceza geldiği zaman şöyle diyoruz ya, bu olay tamam, insan eliyle geldi, bu adam yanlış yaptı bana. Beşer zulmeder, kader adalet eder, ben boş ver bu suretteki, vitrindeki olayı geç, ben ne yapmıştım? Böyle böyle yap. Allah da beni bununla
bunun eliyle cezalandırıyor. Burada hakkını aramayacaksın demiyor. Bu başka. Burada takılıp kalma. Gömülürsün burada. Kaybedersin kendini. Beşer zulmetti. Kader adalet etti. Şimdi bir daha bak, bir daha söyleyeyim. Eğer yaptığımız hataların arkasında eğer cezayı, musibeti görürsen imanın artması lazım. Beni birisi isabetledi. Demek ki beni seviyor. Demek ki benimle alakadar. Yani sokakta bir sürü çocukların hataları var. Bir şey diyor musunuz? Talha'm bir şey diyor musun? Yok. Senin çocuk var mı? Var abi. Allah hayırlı ömür versin. Bütün çocuklarınıza hepiniz Allah merhamet etsin. Şimdi senin çocuk o sokakta hata yapanın onda birini evde yapsa tokat vuruyorsun değil mi? Yani bu evdeki tokat vurduğunu hiç sevmiyorsun da. Ona hiçbir şey demediğinden dolayı çok mu seviyorsun? Hayır, alakadar değiliz. Hiç meşgul değiliz. Sağ mıdır? Yaşıyor mu yaşamıyor mu? Hiç umurunda değil. Allah seni böyle yapabilirdi. Böyle yapabilirdi. Demek ki yaptıkları günah, kötülük ve zulümlerinden dolayı başlarına bir şey gelmemelerinden Allah'ta şüphe ve inkara gittiler. Oysa Allah ihmal etmez, mühlet verir. Yani musibet geldiği zaman, musibet isabetlendi. İsabet edilmişsen öp de başına koy. Allah seni takip ediyor. Bazıların şu vesvesesi oluyor. Bu kadar kainatta bir sürü işleri var Allah'ın. Ya benimle mi meşgul olacak? Anladın mı? Böyle şey de geliyor. Allah kim ben kim de bir daha güzdi yaptığım bir şeyde yani bunlar bana niye gelsin? Hem ne Allah 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 bunlar ufak şeylerle ne meşgul olsun? Böyle geliyor şeytan. Şimdi siz bir güneş düşünün. Güneşe vuruyor. Ama ufak taşa vuramıyor. Ya ufak ufak şey nasıl vurayım? Tenezzül etmiyor. Ben büyük bir şeyim. Ufak şey tenezzül eder mi? Derse güneşin küçüklüğünü gösterir. Güneş büyüğe de küçüğe de eşit vurması onun büyüklüğünü gösteriyor. Allah büyük hadiseleri de gördüğü gibi senin o küçük ufak şeyini de görüyor. Güneş misali gibi. On birinci ayet. Abi, ne abi? Güneş misaliyle iyi oturur gibi geliyor. Bak şimdi. Yukarıki katta radyo istasyonu olsa, aşağıdaki adam açmasa, Avustralya'daki adam radyoyu açsa, aşağıdaki duymaz, oradaki duyar. Aynen. Tamam. Demek ki muhatap olmuş. Birinci örnek. İkincisi güneş vuruyor. Güneş diyor ki ya ben ufak şeylerle mi meşgul olacağım? Ya beni öyle şeylerle ne meşgul ediyorsunuz? Demesin, onun büyüklüğünü değil küçüklüğünü gösterir. Büyük odur ki, büyük de küçüğe eşit bakar. Gençler öne doğru gelin. Ha böyle gelin bak, gel abiler, gel gel abiler, doldur, 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 doldur. Korkmayın, benden zarar gelmez. Yanlış yapın. Telefonunuzu kapatın ki çalmasın. Gelin, gelin oturun, o tarafa doğru gelin. Yavrum istifade etmeye çalışın, tamam mı? Bak şimdi biraz söylüyorum. Güneş vurdu. Güneş vurdu. Dağ hangi kolaylıkla vuruyorsa ufak oduna da vurur. Güneş der mi ya bu kadar ufak şeylerle ilgilenilir mi ya? Onun acizliğini, zayıflığını gösterir. Büyüklüğü nedir? Büyüğe de küçüğe de. Çoka da aza da. Bu bir siste kaç tane not vardır? Ya bu tek tek bu güneş bunlarla nasıl meşgul olmuş? Mesela bir çekiç düşünün yani usta. Bunu yaparken bunu yapamıyor değil mi? Tıraş olurken demiri şekillendiremiyor. Şimdi bu misiste armut olurken ot da oluyor mu? Yani bu kadar otlar var, çiçekler var. Hepsiyle güneş kullanıldığına göre güneş tek tek ilgileniyor mu? Peki niye şaşırmıyor bu kadar çok işlerin içerisinde? Ya bu kadar yeter ya. Dur misisi yapayım ceyana da. Sonra yaparım. Sıraya koymuyor. Niçin? Nurani şeyler böyledir.
nurani yani güneş hani lamba nurani diyeceğiz de ışık. Işığın kilosu yok. Tipi yok. Hacmi yok. Yer tutmaz. Yani tutulmaz. Böyle nurani denilir. Bunlar için büyük, küçük, az, çok yoktur. Mahluk öyleyse. Ha bu, güneş böyleyse. Bunu yaratan Allah nasıl olur? Maşallah, çok güzel. 11. ayet. İsra suresinin 11. ayeti. İnsan şerri de hayrı da istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Şerri de biz istiyoruz. Hayrı ister gibi şerit istiyor. İsrar ediyoruz bir de. Yani bu kadar bozulmak için o kadar ısrar ediyoruz ki YouTube'lara, videolara, televizyonlara. Yani bozulucu şeylere giriyoruz. O kadar ısrar ediyoruz. Hala tam bozulamadık. Hala buralardayız. Yani nasıl bir ruh, ne kadar sağlam bir ruhtu ki bu kadar ifsa, tahribe rağmen hala ayaktayız. İnsan diyor Cenab-ı Hak, kendi makinenin sahibi ya. Hayrı ister gibi şerri istiyor ısrarla. Acayip bir şey. 12. ayet. Gecenin ayeti ay ve karanlıkmış. Gündüzün ayeti güneş ve aydınlık. Vücudunu, varlığını gösterir. Mesela gece karanlık değil. Ya karanlık. Gece bir alemdir, gündüz de alem. Fakat gece ile gündüzü, gece alemiyle gündüz alemi ayırt etmek için gecenin üzerine diyor Cenab-ı Hak, karanlığı örttük diyor. Onun için gece olunca karanlıkla beraber olduğundan biz zannediyoruz ki gece karanlıktır. Gece bir alemdir, gündüz gibidir. Bir alemdir. Gündüz ne yapıyor? Güneş dolduruyor, parlıyor. İkisi güneş de olmasın, karanlık da olmasın eşit olur. Geceyi boyamış. Nasıl boyamış? Kar yağdırıldığı zaman kar nasıl ki mevcudatın üzerine beyaz örtüyle örtüyor. Geceyi de şeyle siyah örtüyle örtüyor. Geceyle gündüz belli olsun diye. Şimdi demek ki gecenin ayeti ayla karanlık, gündüzün ayeti diyor güneş ve aydınlık. Düşünen insanlar için. 15. ayet. İnsanın beşeri, aklı ve bilgisiyle aydınlanamayacağı, yani insan kendisini kendisiyle inşa edemez. Daha bak, aklımızı aklımızın şerrinden kurtaramıyoruz da, aklımızı aklımızla nasıl terakki ettireceğiz? Yani bizi kötü hissettiren, ben kötüyüm diyen insan biz, neremiz kötü? Ya canım sıkıldı, iyi değilim. Kim yaptı bunu? Düşüncelerin, hariçte bir şey yok. Kimse senin kafana bir şey yapmadı. Senin kötü hissettiren nedir? Sen kendi düşüncendir. Yani sanki düşman var içimde. Ben ne güzel kendimi hissediyordum. Birisi gelmiş sanki hariçten, benim o güzel dünyamın altını çekti. Ya kafamda bir başka düşman mı var? Aklımı şerimden, aklımı kurtaramazken, aklımı peygamber yokken, Kur'an yoksa, böyle sohbetler yoksa ben aklımı nasıl kontrol edeceğim? Aklıma ben nasıl hakim olacağım? Gözlük gibi. Akıl nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bak, bu gözlüğü ben bakıyorum, gözlüğe bakıyorum. İyi dinleyin ama. Ben gözlüğe bakıyorum. Bak şimdi. Şimdi gözlüğe bakmıyorum. Gözlükle bakıyorum. Bir daha. Gözlüğe bakıyorum. Şimdi gözlükle bakıyor. Gözlüğe niye bakıyorum? Bakmak için. Akıl da böyledir. Gözlüktür. Kalp da bir gözlüktür. Sevme aletidir. Sevme. Akıl düşünce aletidir. Göz görme aletidir. Kulak işitme aletidir. Vesair. Her bir cihaz kendisine ne ise vazifesi o isteyeceksin. Şimdi sen kulaktan görmeyi beklesen olur mu? O zaman kulak değildir. Mesela anneniz dese ki gençler, oğlum şu yemeğin tadına bir baksana. Gidip de böyle gözle bakar mısın böyle? Ben tuzlu olmuştur.
biberi azdır. Altımızla bakarız dilimizle. He, yani demek ki gözde belli olmaz. Görüyor musun onun tadını gözde? O zaman kâr mı edelim? Demek ki yemeğin tadına dil lazım. Kokuya gözde göremezsiniz, burun lazım. Sese kulak lazım. Anlamaya akıl lazım. Sevmeye kalp lazım. Görmeye göz lazım. Şimdi ne diyorlar? Allah'ı neyi görmüyoruz? Akılla görüyoruz. Kalple seviyoruz. Bu mevcudatta gördüğümüz her şey eni boyu olan, sonlu olan bir şey. Başı var, sonu var. Radyo dalgasını niye görmüyoruz? Başı sonu yok ondan. Gözükmüyor. Şimdi Allah da böyle bu elma armut gibi olsa, yani bir şeye benzeyecek ki göreceğiz. Nasıl sorun olacak, başı olacak. Yani ses daha şu anda televizyon dalgası yok mu burada? Var. Görüyor muyuz? Görmüyoruz. Niye görmüyoruz? Yani belli değil. Eni boyu belli değil. Şimdi Allah bu misiste olsa, yani bizim göreceğimiz şey, söyleyin bakalım, nereye benzeseydi daha iyi olurdu? Ağaç olur mu aşağı? Kuş olur mu? Nereye benzesin? Bir şeye benzetin. Biz de gördüğümüz şeyi alıştığımız bir şeydir. Akılla gözükeni gözde istenir mi? Kalbin gördüğü sevgiyi gözde şey yapar mısın? Bunu çok seviyor. Gözde mi sevdi? Ondan sonra bir tane de örnek vereyim, tamam. Allah'ı niye görmüyoruz diyene diyorum ki, kendini görmediğin için. Ne demek o? Hiç kimse kendisini görmedi. Bak beraber gidelim. Bu benim gömleğim. Gir içeri. Bu benim atletim. İşte biraz bu benim vücudum. Ön boş. Boş. Ha buraya. Ön çok mu dolmuş oralar? Burası sıkışıyor arka. Gelenler evet. Doluyor. Şöyle gelsene delikanlı. Ha böyle. Gel ya. Gel. İbrahim sen de gel. Gel abi. Doldur abi, doldur. Ha, Yunus, sen de buraya gel. Gel. Doldur abi. Biraz sonra derse başlayacağız. Bu ders değil ha. Yani 8'i tamamlamak için sizi. Bir örnek vereceğim, ondan sonra derse başlarız herhalde. Gelir saatimiz. Bak, bu benim gömleğim. Benim dışımda, ben sahiplendim. Benim. Benim defterim gibi. Gir içeriye. Benim atletim. Ben değil kim? Arkada. Benim vücudum. Ben diyen kim? Arkada. Benim hayatım. Benim hayatım. Benim aklım. Ben yine arkada. Benim ruhum diyen ruh değil. Bakın ruh da senin. Benim kitabım der gibi benim ruhum. O ben olan ben ruhun da arkasında. İşte o sensin. Gören var mı? Aynada gördün kimdir? Mehmet. Bu senin vücudun. Evet. Ne diyorsun? Benim diyorsun, benim. Bak, benim kafam, benim yüzüm ya. Ben yüzüm biraz şey olmuş. Kimin? Benim kafam, benim yüzüm. Ben kafa değil ki. Bu sen gördün, sen değilsin ki. Sana ait. Gömlek bana ait. Giymişim. Bu sima da bana ait. Peki, her şeye sahip çıkan, yani masaya koysak, bu benim karaciğerim. Bu benim böbreğim. Bu benim ayağım. Bu benim ruhum. Bu benim aklım. Bu benim kalbim. Diyen kim? Bunun dışında birisi. O sensin. O kimdir? O kim? O benim ama görmemişim. Kaybettim bizi ya. Ha, niçin söyledim? Niye Allah'ı görmüyoruz? Çünkü sen kendini görmüyorsun. Bu o ben diyen işte o sensin. Bu değilsin. Peki simalar niye farklı Hasan abi? Onu anlatacağım. Şimdi ben bu muydum 10 yaşındayken? Yok. Yok. Hayır. 20 yaşında da bu değildim. 10 sene sonra da olmayacağım. Peki hani bir adam dese ki ulan kaç tane 200'lü lan? 200'lülük yapma. Lan 200 da ben kaç tane yüz değiştirdim? Sen de öyle. Ha? Peki bu yüz nedir? Niye farklıdır? Korkan insan şu olur, namaz kılan adamın suratı bu olur, namaz kılmayan şu olur,
Gel Maraş'tan da. Bu tarafa hoş gelin, bu tarafa. Gelin buraya bir daha yer var. Sıkıştırıyorsun da bu boş değil mi? Abi ne yapacağız? Ne yapacağız? Gel. Dolmuş misal abi. Ama sıkıştıkça şey oluyor, alıyor. Az evvel geçiyorum. Sen gelir misin abi? Gel. Sen burada durun bak. İbrahim kalk oradan sen de. Gelin buradan bak. Halı gözükmesin. Geç yavrum, soba sizi ısıtın. Halı gözükmesin. Tamam, maşallah, çok güzel. Kusura bakmayın ya, sizi de sıkıştırdık. Mersin. Hoş geldin. Şimdi, niye sima farklı? Ders başlamadı, 8'i tamamlamaya çalışıyorum. Bu mesela namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, faiz yiyen, oruç tutan, tutmayan suratından belli oluyor değil mi? Aslında bu ettir ya. Et. Bu kitap okumadı ki. Kitap okuyanın, Kur'an okuyanın nurlu olur. Tefekkür edenin pembe olur. Namaz kılmayanın biliyorsunuz, görüyorsunuz. Biraz varsa meziyetiniz. Gözüküyor hemen. Hemen anlaşılıyor. Peki buraya niye yansıyor? Ruhtaki özellik elsinetikum ve elvanikum. Sîmâhum fî vücûhihim min etheri sucud. Yani ne yaptıkları suratına yansıması onun kimliği olsun diye. Adam hiç yansıtır. Ya bu adam bu adamdır. Bu adam da böyle bir adamdır. Tamam. Yani yüzümüzün farklı olmasının sebebi, 5 dakikamız var, tamam. Yüzümüzün farklı olması ruhumuzdan kaynaklanıyor. Ruhumuz bu cinsten. Ha? Peki. Evet, birinci derse başlıyoruz.